Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine dün ulaşıldı. Narin Güran'ın en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında, çuval içerisinde, üzeri taşta gizlenmiş vaziyette bulunduğu açıklandı. İlk bulgulara göre Narin'in öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, Burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı belirlendi. Narin Güran'ın defnedileceği yer olarak katledildiği köy belirtilse de, cenaze töreni komşu köy olan Barı Karakoç köyünde yapıldı. Törene çevre köylerden ve siyasi isimlerden çok sayıda kişi katıldı. Cenaze, büyük bir kalabalık eşliğinde toprağa verildi. Cenazeye katılan isimler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman'da yer aldı. Ancak Kepolu'nun cenaze sırasında cami önünde fotoğraf çektirmesi sosyal medyada tepki çekti. Özellikle bu durum, cenazenin anlam ve ruhuna uygun bulunmayarak eleştirildi. Cenaze töreninde konuşan imam, bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Narinimiz cennettedir. Masum yavrumuzdur. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır, dedi. Narin Güran'ın otopsi işlemleri de dün gece saatlerinde tamamlandı. Gazeteci İsmail Saymaz, Narin Güran'ın ön otopsisinden detayları açıkladı. Saymaz, Narin'in cansız bedeninden istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde biyolojik bulgu ve süprüntü örnekleri alındığını aktardı. 91 örnek alındıktan sonra ceset skopi işlemine tabi tutuldu. Yani röntgeni çekildi, diyen saymaz şunları kaydetti. Sol bacakta diz kapağından itibaren kopma olduğu görüldü. Cesedin bulunduğu çuval içerisinde Narine ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği çıktı. Kemik muhafaza altına alınarak diğer kemik parçalarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere ayrıldı. Bacaktaki kopma nedeninin ancak burada yapılacak incelemeyle anlaşılabileceği vurgulanıyor. Tutanaktaki detayları aktaran Saymaz yazısında uzmanların ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmayacağı vurgulandı, ifadelerine yer verdi. Gözle görülür şekilde kesici delici alet veya ateşli silah yaralaması görülmezken iç kanama bulgusu da tespit edilmedi. Saymaz yazısının devamında şunları kaydetti: Cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda bulunulamayacağı, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemelerle belirlenebileceği anlaşıldı. Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların sayısı